Bebeği şimdiden çok özledim ama. Canım benim ya. Çok tatlıydı ama değil mi? Ya. Pardon. Efendim? Merhaba Esin Hanım. Sizi Uçuk Kaçık Sanat Vakfı'ndan arıyorum. Ben Ercan Fişek. Kimsesiz çocuklar için bir sergi ve müzayede düzenleyeceğiz. Küratör olarak sizin de bir eserinize yer vermekten zevk duyarız. Siz ne dersiniz? Katılmak ister misiniz? Tabii ki çok isterim. Çok teşekkür ederim beni aradığınız için. Beni ayrıca sizin aramanız çok onur etti. Peki bu sergi için bir konsept başlığı var mı? Biz vakfımızın ismini konsept olarak görüyoruz. İlle de uçuk kaçık sanat diyoruz. Fakat bu sergi kimsesiz çocuklar için yapılacağından sanatçı dostlarımızı serbest bırakıyoruz. Siz klasik bir çalışmanızla da katılabilirsiniz. Yok, zaten benim eserlerim genelde uçuk kaçık bulunur. Biliyorum Esin Hanım. Sizi tam da bu nedenle aradım. Tarzınız takdiri şayan. Sekreterim sizinle iletişime geçecek. Eserinizi dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Ercan Bey. Görüşmek üzere. Ne oldu? Vay be. Kim aradı? Bilin bakalım kim aradı. Kim? Hazır mısınız? Evet. Ercan Fişek. O kim? Şaka herhalde değil mi? Sen de mi bilmiyorsun? Ay kızlar inanamıyorum size. Adam dünya çapında bilinen çok önemli bir küratör. Dünyaca ünlü. Bütün dünya tanıyor, bir biz tanımıyoruz hani. Biz uzaylıyız galiba. Ay dalga geçme Gizem ya. Bir sergi yapıyorlarmış kimsesiz çocuklar yararına. Benim de bir eserimi sergilemek istediler ya. Bu benim için çok prestijli bir şey. Çok sevindik. Tebrik ederim. Da hangi eseri vereceğim? Var mı aklınıza gelen bir şey? Ay benim var. Esin hatırlıyor musun? Geçen sene sen buna bir heykelin fotoğrafını göndermiştin. Hani demiştin ki insanın iç güzelliğini dışa yansıtmak istiyorum. Adını ne koyalım falan diye. Saklı servet. Şevkat. Nereye gidiyorsun? Eve gideyim. Ne oldu? Ben kimsesiz çocuklar yararına bir sergiye davet edildim. Bir eserimi vereceğim onlar için. Şu balkonda heykeller vardı ya onlardan bir tanesini vereceğim. İyi ver. Ha, benim için mahsur yok. Zaten çok da şey değildi yani. Sağ ol ya. Ben de işte yardım falan isteyecektim de. Ya tamam kızım şaka yapıyoruz ya. Ya Allah Allah. Ya sen de mevzu sanat sepet olunca çok ciddiye alıyorsun ha. Alırım tabii ki. Senin için Beşiktaş neyse benim için de sanat o. Yalnız Beşiktaş aşkımı başka şeylerle karşılaştırmazsan sevinirim. Tamam ya. Yaparız ne gerekiyorsa. Ne oldu ne yapacağız? Ya bir sandıkla falan taşıyalım diyorum. Sandık. Tamam. Ben o zaman şey yaparım. Cuma ile İsmail'e söyleyeyim. Gelsinler bir ara bir ölçüyü falan alsınlar. Ona göre bir sandık ayarlarlar. Tamam çok teşekkür ederim. Ya içine bu patlayan o havalı laylonlardan falan da koyarız olmaz. Ya da sünger. Hani çok çabuk bir şey sıkıştırırlar bir şey yapırlar yani o. Hani kırılmasın. Olur çok olur daha iyi olur. Kırılmasın yani içeri tamam. Sallama hasar görmesin diye. Tamam. Tamam ben onu o zaman söyleyeyim yaptı. Var mı başka bir şey var mı? Yok. Şöyle sana ekmek arası domates peynir falan yap. İstemem sağ ol. Babacığım. Sana müthiş bir haberim var. Öyle mi? Benim de sana çok güzel bir haberim var. Dur. Önce ben söyleyeceğim. Az önce beni Ercan Fişek aradı. Uçuk Kaçık Sanat Vakfı kimsesiz çocuklar yararına bir müzayede düzenliyormuş. Onun için benim de bir eserimi istediler. Tebrik ederim kızım. Seninle gurur duydum. Teşekkür ederim babacığım. Ben de seninle gurur duyuyorum. Sen benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki. Yani bir kız senin gibi bir babası olmasından daha fazla ne isteyebilir ki? Ne mutlu bana kızım. Babacığım sen bana ömrünü verdin. Ben de buna layık olmaya çalışıyorum. Ben seninle nasıl gurur duyduysam bunca sene... ...sen de şimdi benimle gurur duy istiyorum. Ay Gizem, Cevdet amca çok haklıymış. Yani bu evlilik meselesini Esin'e söylemek çok zor. Baksana neler diyor babasına. baba, sen bir şey söyleyecektin. Senin de güzel haberlerin vardı. Ben fırsat vermedim sana. O kadar önemli değil kızım. Senin bu güzel haberinden sonra... Benimkinin önemi kalmadı. Başarılar kızım. Öpüyorum seni.